kamu zamları biliyorsun mevcut enflasyona değil, hedeflenen enflasyona göre belirlenecek. Şimdi hedeflenen enflasyona doğru giderken Merkez Bankası'nın politikalarının yetip yetmeyeceğini süreç gösterecek. Eğer enflasyon yukarı yönlü tepe yapmaya devam ederse Merkez Bankası yeni kararlar almak zorunda kalabilir. Ama tepe yapmıyorsa, Merkez Bankası politika faiziyle enflasyon arasında makul, net bir reel getiri, yani bir iki dediğim gibi risk, evet, primini koruyabileceğimiz global ölçekte bir risk primi oluşuyorsa, o zaman Merkez Bankası gereğini yapmıştır. Politikasına devam eder. Yılın ikinci yarısında ki Deutsche Bank'ın bir raporu vardı görev değişiminden az önce. Merkez Bankası yılın ikinci yarısında 400 bas puan aşağı gelecek. Yani yılı 13'lerde 14'lerde bitirecek diye bir yaklaşım vardı. Ama biz bunları tabii önümüzdeki süreçte haber akışları, piyasa reflekslerine göre takip edeceğiz. Ama benim dediğim gibi gözüm içeride olduğu kadar o dışarıda anlatmaya gayret ettiğim paradigmada. O paradigma değişirse sadece bizim değil bütün dünyanın yapması gereken çok şey olacak. Umuyorum aşıyı herkes sahada kullanır, pandemiyi geride bırakırız. Anomali biter, normaller asıl sahaya iner. Yoksa dünyanın da biraz işi zor gibi.